Osmanlı'ya ihanetin bedeli. 1941 yılında yani 2. Dünya Harbi sırasında savaşın tesirlerini araştırmak üzere Feridun Cemal Erkin devlet tarafından Arap ülkelerine gönderilir. Suriye, Irak, Filistin ve Mısır'ı dolaşır. Bu esnada krallığı henüz ilan edilmemiş olan Emir Abdullah tarafından Ürdün'e de davet edilir. Abdullah İstanbul'da büyümüş, tahsilini de Devlet-i Aliye'nin bu muhteşem idari ve irfan merkezinde tamamlamıştır. Bununla beraber bedevi hayat tarzına bağlı bir Arap'tır. Çadırda yaşamakta ve bundan da büyük zevk almaktadır. Feridun Cemali de Şerta Nehri'nin karşı yakasındaki Şune Ovası'na kurdurduğu çadırında kabul eder. Türkçeyi gayet nefis bir İstanbul şivesiyle konuşmaktadır. Harp hakkında fikir teatisinde bulunurlar. Neticede söz dönüp dolaşır ve Devlet-i Aliye'nin yıkılışına gelir. Çadırda ikisinden başkası yoktur. Emir Abdullah uzun bir muhasebeden sonra kendisini itirafa hazır hisseden bir suçlu gibi ''Bakın Feridun Bey'' der. ''Bunu yalnız size anlatıyorum. Babam Şerif Hüseyin İngilizlerin kendisini Hicaz Kralı ilan etme vaadine kanarak Osmanlı idaresine isyan etti. Gerçi İngilizler sözlerini tuttular ve kendisini kral yaptılar fakat bir süre sonra Vehhabiler tarafından düşürüldü ve kaçmak zorunda kaldı. Çaresizdi, ister istemez İngilizlerin himayesi altında Kıbrıs'a yerleşerek sürgün hayatı yaşamaya başladı. Emir Abdullah bu samimi itiraflardan sonra kısa bir süre susar ve dolu gözlerini Feridun Cemal'den kaçırmaya çalışarak devam eder. Babam Kıbrıs'ta hastalandı. Bunun üzerine kendisini Amman'a getirttim. Uzun müddet hasta yattı ve hakikaten çok acı çekti. Bir gün saray bandosu öteden beri adet olduğu üzere ikindi vakti bahçede konser veriyordu. Hava çok sıcak ve pencereler açıktı. Bir ara bando İzmir Marşı'nı çalmaya başlamaz mı? Babam eski güzel hatıraları hafızasında canlandırıp da üzülmesin diye pencereyi yavaşça kapadım. Evlat diye seslendi. Neden pencereyi kapıyorsun? İzmir Marşı'nı dinlemeyeyim diye mi? Sonra beni yanına çağırdı. Dinle dedi. Ben yani senin baban, veli nimetine ihanet etmiş asi bir kulum. Günahım büyüktür. Kral olacağımı sandım, sürgün oldum. O da yetmedi, hastalanıp buraya sığındım. Aç şu pencereyi de marşı dinleyeyim. Duyduğum vicdan azabının şiddeti bu marşın uyandırdığı hatıralarla büsbütün artsın. Bu dünyada çektiğim ızdırap artan vicdan azabıyla büsbütün ağırlaşsın. O zaman belki Cenab-ı Hak bu günahkar kulunu dünyada affederek hesap gününde daha ağır bir cezaya çarptırmaz. Feridun Cemal Erkin, Emir Abdullah'ın büyük bir samimiyetle anlattıklarını hayret ve heyecanla dinlemiş ve ömrünün sonuna kadar hiç unutmamıştır. Bunun için Şerif Hüseyin Hanedanı'nın akıbetini hususi bir dikkatle takip etmiştir. Abdullah, günahlarına ortak olduğu Şerif Hüseyin'in ortanca oğluydu. İngilizler onun için Ürdün'de bir emirlik kuruvermişlerdi. 20 Temmuz 1951'de Kudüs'te Ömer Camii'nin önünde uğradığı suikastten kurtulamadı ve yerine oğlu Tallal geçti. Onun da akli muvazenesi yerinde değildi. 1952 yılında tahttan indirildi. İstanbul'da Ortaköy'de sağlık yurdunda öldü. 1999'da kanserden ölen Kral Hüseyin, Tallal'in oğluydu. İngilizler Şerif Hüseyin'in büyük oğlu Faysal'ı da Irak kralı ilan etmişlerdi. Lawrence'la işbirliği yaparak Osmanlı garnizonlarına kanlı baskınlar düzenleyen ve 1. Dünya Harbi sonunda Versay Muahedesi'ne babası adına katılan bu Faysal da esrarlı bir şekilde zehirlenerek öldürüldü. Genç yaşta tahta oturan oğlu Gazi ise şüpheli bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybetti. Yine genç yaşta tahta geçen torunu Faysal, amcası Emir Abdullah ve bütün aile fertleri Bağdat'ta General Kasım'ın adamları tarafından katledildiler. Evet,
krallık hayali ve Osmanlı'ya ihanetle başlayan maceranın kısaca kıssası böyle. Bundan hisse çıkarmak da bizlere kalıyor.